küçük depolama alanı var. Buradakiler var ya, onun tam dibinden. Yarma orada mı var? Oradaki yola birleşiyor. Yarma orada var. O şu viraj alan yerde mi? Aynen öyle. Viraj alan yerde. Temel altından seneye oturması açısından oradan toprak dolmuşması lazım. Bir de asıl ben derdim hani 18'de başlattık da. Proje sonu burada acar sitesinde orada. Burada acar sitesinde. Seyşan'ın ailesine bağlandı. Proje sonunda kalktı. Toplam 250 metre. Evet. Muhtacılarla bir senenin oldu üst kavşak. Yani, üst kavşak. Necmettin Erbakan burada. Necmettin Erbakan burada. Bunlar o aşağı. Burada, biraz daha aşağı iniyor. Tamam o. Üst yol. Şurada tamam. Hapishane var. Tamam. Hapishane var. Tamam. Tamam. Biz şuradan döndük. Evet. Oradan döndük. Bir yerden oradan döndük. Tamam. Kesit 40 metre ama çok fonksiyonel bir kesit. Şu alan kesit. 40 metre buna mı? Hayır. 40 metre tamam. Dıştan dışa. Tamam. 3,5-3,5 şeritler. Ortada 2 metre 3 metre refüj var. 2,5 metre bisiklet yolu, 2,5 metre ağaçlandırılacak alan, 3,5 metre de yaya yolu. Şehrimiz trafiğini rahatlatmak adına geliştirdiğimiz ulaşım projelerinden Necmettin Erbakan Bulvarı'nı Aşık Veysel Bulvarı'na bağlayacak Çayboyu yol çalışmalarındayız şu anda. Mevcut proje toplam 2700 metre. Oluşan ve içerisinde bir tane de köprünün bulunduğu bu proje. Bu yolla ne amaçlıyoruz? Şehrimizin doğu kısmını, organize sanayi bölgesi, Şeyh Şamil Mahallesi ve Erzincan Bulvarı'nı Ali Baba ve doğal olarak merkeze bağlayacak alternatif yeni bir yol açma çalışmamız. Proje ekibimize teşekkür ediyoruz. Şehrin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmiş oldukları bu projeyi hızlı bir şekilde ihale aşamasına getirdik. İhale ve yer teslimiyle birlikte müteahhit firmamızla hızlı bir şekilde işe başladı. İnşallah hava durumuna göre, yağış durumuna göre bu yıl içerisinde altyapısı bitmiş ve bitmiş bir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Ve 2022 yılı yaz ayları başlangıcında da aydınlatmasıyla, üst yapısıyla, ağaçlandırılmasıyla şehrimize hizmet edecek bisiklet yolu, yürüyüş yolu da var değil mi Bekir Bey? Birlikte güzel bir eseri şehrimize kazandırmayı planlıyoruz. Belediye olarak amacımız, ulaşımla ilgili ulaşım projelerimizdeki amacımız ve hedefimiz şehirde yeni alternatifler açarak trafik yoğunluğunu farklı alternatiflere taşıyarak bu sorunu çözmek. Alt geçit çalışmalarımız var. Geçen hafta birini hizmet açtık. Üst geçit çalışmamız var. Erzincan yolu numune kavşağında. Ama bundan ziyade alternatif yollar oluşturduğumuz takdirde bu sorunun uzun vadede kalıcı olarak çözüleceğine inanıyoruz. Tamamlandığında ilimize, şehrimize güzel bir eser kazandırmış olacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Şu anda da yapılan ilk çalışmalar üzerinde ham yolda güzergahı incelemek adına ekibimizle ve müteahhitimizle birlikte bir inceleme gezisi yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Çayboyu Köprüsü ve bağlantı yolu inşaatında incelemelerde bulunmak üzere ziyaret etmiş bulunuyoruz. Arkada da görmüş olduğumuz projemiz toplam 2700 metre. Çift gidiş çift geliş olmak üzere çevre düzenlemesiyle, ağaçlandırmasıyla, aydınlatmasıyla birlikte şehrin doğu kısmını alternatif bir güzergahtan Aşık Veysel Bulvarı'na ve şehre bağlayacak bir güzergahtayız. Malumunuz şu anda şehrimizin organize sanayi bölgesi Şeyh Şamil Mahallesi'ne bağlantı yolu İstiklal alt geçidi yaptığımız bölgeden bağlanıyor Erzincan yolunun dışında. Biz alternatif bir yolla şehir trafiğini rahatlatmak adına böyle bir proje geliştirdik, ihale ettik ve müteahhit firmamız da işe başlamış oldu. Şehrimiz büyüyor, şehrimiz gelişiyor ve bu büyümeye gelişmeye paralel olarak da trafik yoğunluğu artıyor. Tabii biz Sivas Belediyesi olarak şehrin sıkışık arterlerini, kavşaklarını açmak üzere alt geçit projeleri, üst geçit projeleri yapıyoruz. Birisini geçen hafta İstiklal alt geçidini hizmet almış bulunuyoruz. Yine Erzincan yolunda Numune Hastanesi önünde üst geçit inşaatımız ihale edildi. Karayolları
Genel Müdürlüğümüz tarafından yapım çalışmaları başlayacak. Ama bu gelişen ve büyüyen Sivas'ın trafik sorununu çözmeye yetmiyor. Ne yapmak gerekiyor? Alternatif yeni arterler, yeni yollar açmak gerekiyor. Bugün inceleme yapmış olduğumuz Çayboyu bağlantı yolu da bunların birincisi. Şehrin doğu kısmını şehre bağlayacak alternatif ve işlevsel bir yol olacak. İnşallah önümüzdeki süreçlerde de şehrin diğer bölgelerinde de yine ihtiyaç olan alanlarda da gerekli bu tip çalışmaları yapacağız. Şimdiden şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Amacımız ve hedefimiz de seneye bahar ayı gibi yaz aylarının başlangıcında bu yolu üst yapısıyla, çevre düzenlemesiyle, peyzaj düzenlemesiyle birlikte hizmete almak.